3A ve 1 4b sayıları 3 basamaklı sayılardır. Çarpımları 6 ile tam bölünmektedir diyor bize a artı B toplamı en fazla kaç olabilir? Şimdi değerli arkadaşlarım çok ince bir sorudur. Burada kaç farklı AB ikilisi vardır deseydi daha da kaliteli bir soru olacaktı. Şimdi değerli arkadaşlarım çok fazla zorlamama adına böyle yazdım. Şimdi 6 3a 1 4b iki sayı. Bakın bu sayı yani birinci sayı 6 ile tam bölünebilir. İkinci benim umurumda değil. Ne olursa olsun. Yani B'ye 9 verip geçerim. Umurumda değil. Neden? Çünkü çarpımları arkadaşlar her halükarda 6'ya bölünecektir. Birinci sayı 6 ile tam bölündüğü için. Şimdi veya birinci sayı benim umurumda olmaz. İkinci sayı 6 ile bölünebilen bir sayı olur. Bu da arkadaşlar nedir? Çarpımları 6 ile bölünen bir sayı oluşturmaktadır. Veya bakın burası çok önemlidir. Kaliteli soruları buraya saklarlar. Buradaki sayı 2 ile bölünür. Buradaki sayı 3 ile bölünür. Veya buradaki sayı 3 ile bölünebilen bir sayıdır. Buradaki sayı 2 ile bölünebilen bir sayıdır. Bu durumları da değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım en fazla dediği için burada 6 ile bölünebilmesi için sevgili arkadaşlar ne olması lazım? Hem 2 ile hem de 3 ile bölünebilmesi lazım. Hemen geliyorum. A ve B sayılarının maksimum değerlerini bulacağım. 2 ile bölünebilmesi için en fazla 8 olur. Hem 2 ile hem 3 ile bölünebilmesi için A'nın alabileceği tek bir değer vardır. O da 6'dır. Bunu yazdım veya sıfırdır arkadaşlar. Sıfırı da alabilirdi. En fazla dediği için ben 6'yı aldım. B umurumda değildi. Onun için ona 9 dedim. Bunların toplamları en fazla 15. Geldim ikinci duruma. Burası 6 ile bölünebilmesi için birler basamandaki rakamın ne olması lazım? 0, 2, 4, 6, 8'den biri olması lazım. En fazla dediği için ne olur? 4 olabilir. Çünkü neden? 3 ile bölünebilme kuralını da sağlaması lazım. 8 olmaz. Rakamlar toplamı 13 yapıyor. 6 olmaz. Rakamlar toplamı 11 yapıyor. 4 olduğu zaman 4, 4 daha 8 bir daha 9. Rakamlar toplamı 3 yapıyor. Tamam. Demek ki A 10'unda değildi. 9 dedim onun için. B'ye en fazla 4 verebiliyorum. Bu durumda en fazla 13 olabiliyor. Geldim buraya. Buranın 2 ile bölünebilme şartı A en fazla 8 olur. Değerli arkadaşlar. Burası 3 ile bölünebilmesi için B'nin alabileceği en fazla değer nedir sevgili arkadaşlar? 7'dir. 7'yi yazdım buraya. Buradan 15 değerini elde ettim. Geldim buraya. Burası 2 ile bölünecekse B'ye en fazla 8 veriyorum. Bakın dikkat edin. 8 veriyorum. 2 ile bölünebilme kuralı neydi? Birler basamağının çift olması. Geldim buraya. 3 ile bölünebilmesi için 3 ile bölünebilmesi için rakamlar toplamı 3'ün katı olması lazım. 9 verdim. 9, 8 daha 17. Soruyu demek ki çok kaliteli yazmışım. Sorunun cevabını buraya saklamışım. Arkadaşlar bu Türkiye'de yapılabilecek ÖSYM tarafından sınavların %99 noktasının 99.5'inin diyeyim elenmesini sağlayan bir sorudur. 6, 3A çarpı 1, 4B sayılarına bakıyoruz. Şunları 4 ile çarpıp bunu 1 ile çarpıyor. Bunları 4 ile çarpıp bunu 1 ile çarpıyor. 6 artı 3 9 yapar. 9 kere 4 36. 36 altının katı olduğu için tam bölünür. Kalan 0. Buna sadece A gelir. Bu sayının 6'ya bölümünden kalan A'dır. 4 bir daha 5 yapar. 4 katı 20 yapar. 20'yi 6'ya bölersek 18 çıkarırsak kalan 2'dir. Buna B'ye gelir. 2 artı B. Demek ki kalanların çarpımı 6'nın katı olması gerekiyor. 6K diyelim. A ile B'nin en çok olması için 9 ve 9 verirsek 9 artı 2 11. 9 katı 99 altın katı değildir. Bir azaltalım. 9 ile 8'e bakalım. 8 artı 2 10. 9 daha 96'nın 15 katıdır. Demek ki A9 B8 olabilir.